Selamünaleyküm arkadaşlar. Hyundai H100 minibüsün motoru çok feci bir şekilde yatak sarmış. Hayatınızda böyle sarmış yatak gördünüz mü? Yaklaştırıyorum. Yaklaştırıyorum. Bu şekilde. Vay be. Bu şekilde yatak sarmış arkadaşlar. Ve öyle bir ısınmış ki yağsızlıktan motorun içinde zaten bir damla yağ çıkmadı değil mi Hamit hocam? Bir damla yağ çıkmadı arkadaşlar. Ama arkadaşlar o yatak saran yeri öyle bir nar gibi kızartmış ki yağdan zerre bir şey kalmamış. Kupkuru olmuş orası. Evet. Bu motor niye bu hale gelmiş? Arabada yağ kaçırma var. Üst kapaktan, ay contadan ve bu yağ kaçırmadan ötürü arkadaşlar aracın sahibi yere düşen damlaları fark etmiyor. Onu fark etmediği gibi arkadaşlar araba yolda giderken bir hafta boyunca yağ lambası göz kırpıyor. Motorumda yağ yok. Motorumda yağ yok diye göz kırpıyor. Ve yağ lambası direkt yandıktan sonra üzerinde halen gidiyor. Ve motor bu hale geliyor. Yazık arkadaşlar. Size orayı gösterelim. Size çok bakımlı bir arabanın motorunu gösteriyorum arkadaşlar. Yağın %90'ını üst kapak contasından kaçırmış. Şurada ay conta var. Oradan kaçırmış. Dağılmış. Her tarafı batırmış. Hamido. Hava filtresinin içini görüyor musun Hamido? Kalp damarları nasıl tıkanır? Duvarlar öyle tıkanmış hacı. Neden biliyor musun? Üflüyor ya. Üflüyor. Nem geliyor. Ayrıyeten hava filtresi de tıkalı. Çok filtre değiştirmemişler. Hep ondan olmuş hacı. Arabada bir dirhem yağ yoktu arkadaşlar. Ve bir haftadır yağ lambası yanıyor. Acaba ondan mı oldu diyor arabanın sahibi. Yatak sarmış. Piston kolları falan hep gitmiş. Rahmetli olmuş arkadaşlar. Ya. H100 minibüs. Hamido, Dağıt ara ara beni çağır aşkım. Ben çalışıyorum orada. H100 minibüs. Motoru yemiş. Yağsızlıktan arkadaşlar. Motor bucuk bucuk yağ kaçırmış ama araç yağsızlıktan motoru yemiş. Trigger kapağını açtık arkadaşlar. Balans kayışı tamamen gevşek. Niye gevşek? Onu bilemiyoruz tabii ki. Ama diğer trigger kayışı düzgün. Kapağı gösterir misin bana? Altını. Altını. Çürüme var mı? Çürüme yok. Ama motorun su kanallarında çürüme çok. Vay be. Ne kadar bakımsız bir motor ya. Vay anasını ya. Şu yüzükleri çıkaralım abisi. Arka keçilerini de hiç kaçırmamış ha. Hep yukarıdan gelmiş. Hepsi yukarıdan gelmiş. Yanıltıcı işte böyle. Bu yağ kaçakları var ya. Yanıltıyor insanları. Şimdi bunu böyle bu tarafa devirelim. Hamido aç bakalım bebeğim ya. Merak ettim şunu ya. Evet. Bak Hamido. Sana bir tüyo vereyim. Şu anda ben görür görmez iki tanesini anladım. Bir.
kupkuru görüyor musun? Evet. Niye? Yakmış çünkü yakınca evet. kenarındaki yağları tamamen yok etmiş. İki, bu. Evet. Yakmış ve yağlar kurumuş. Bu yatak sarmamış. Bu yatak sarmamış. Yani bu yatak sarmamış bak. Bunda boşluk göremezsin. Onda da göremezsin. Ama bunun ikisinde çok kötü boşluk vardır ya da sarmıştır. Bir çevir bakayım. Motoru boron atarı getir. Boron atarı getir. Evet. Alparslan. Elimi yeni yıkadım ya. Şu çapağı alsana elinden. Bak bak şu çapağı. Şimdi geri kirletmeyeyim. Senin elin nasıl olsa kirli. O gördüğünüz çapaklar tamamen arabanın yataklarını dökmüş arkadaşlar. Sen bu arabadan hiç yağ boşaltmadın değil mi? Yok. Evet, arabada çıkan yağın hepsi bu arkadaşlar. Evet. Şu anda Hamido çevirmeye çalışıyor. Hamido gücünü kuvvetini yitirmiş ya. Vallahi çeviremeyecek ha. Hah, çevirdi. Vallahi çevirdi. Helal olsun Hamido. Alparslan tut lan. Alparslan hiç can yok kalmamış sende ya. Caner gelmedi. Arkadaşlar Caner'in babası Yozgat'ta kaza yapmış ya. Nasıl üzüldüm ya. Allah Allah. Bir sök şunu ya. Bir 14 dokma getirin ya. Arkadaşlar şurası niye kuru biliyor musun yağın içinde? Bak şöyle göstereyim size. Yüksek ısıdan oradaki yağların hepsini yakmış. Necat abi hoş geldin. Necat abi çay taze. Yeni demlenmişim haberin olsun. Bir sök bakalım tam. Hadi sök. Yağın içinde çalışan bir şey bu kadar kurur mu ya? Kurur işte. Vay anamma. Vay anamma. Az kaldı lan Hamido. Çekişe tıkla sen Hamido. Nasıl olsa ölmüş o. Grant da ölmüş, o da ölmüş. Göster bana. Allah Allah. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Yatak yağsızlıktan yarasa kulağa dönmüş ya. Vay be. Elini kesme. Elini kesme. Aman jilet gibi olmuş ha. Evet, yatak ne hale gelmiş arkadaşlar? Vay anasını be. Vay anasını be. Tamam Hamidocuğum, dağıtacağız artık. Reklefiye'ye gitsin bu.